Faruk Beşer, yine neden aynı günde bayram edemedik? Başta Türkiye olmak üzere bütün İslam aleminin kıskaca alındığı bir hengamda buruk bir bayram yaşadık. Her şeye rağmen Allah'a hamd olsun. Daha bir aya kadar önce Diyanet'in gerçekleştirdiği başarılı takvim sempozyumunun kararlarına rağmen İslam dünyası yine ikiye ayrıldı ve farklı günlerde bayram yaptı. Sempozyumda bulunmamız sebebiyle takipçilerimiz bizi sosyal medyadan soru yağmuruna tuttular. Bir kısmı ayrılığın sebebini gerçekten merak ile soruyordu. Bir kısmı da bu halden sevinen karşıt bir eda ile hani birleşecektiniz ne oldu da ayrıldınız oh olsun der gibi sorguladı. Bu farklılığın sebebinin son olması ümidiyle bir kez daha anlatmaya çalışayım. Sempozyumda alınan kararlar doğal olarak tavsiye niteliğindeydi. Diyanet üzerine düşeni yaptı ama yönetenler yine bildiğinden şaşmadı. Yani bayramlarda olsun birleş. Şememenin asıl sebebi siyasi reflekslerdir. Ortada İslam'ı önceleyen bir devlet bulunmadığı için herkes kendi politik çıkarlarını düşünüyor. Sanırım İslam alimleri de bunu yeterince savunma ve kendi halkına anlatma, hatta anlama becerisi gösteremediler. Sonucun böyle olacağını tahmin ediyordu herkes. Biz yine de İslam alimlerinin en azından böyle bir karar alabilmiş olmalarını başarı sayıyoruz. Bu kesinlikle bir aşamadır ve süreç tamamlandığında bu ittifakta sağlanacaktır. Ne var ki alimlerimizin ve özellikle de fıkıhçılarımızın tamamı da meseleyi kendi zihinlerinde kavrayıp halletmiş değil gibi gözüküyor. Bu konuda alimlerin ihtilafının asıl sebebi şu. Resulullah Efendimizin hilali görerek oruca başlayın, görerek bayram edin cümlesinin yer aldığı hadisi şerifinin sadece bu kısmına esas alıp hilali görmeden yani rüyet olmadan olmaz diyen daha bir hayli fıkıhçımız var. Biz öyle düşünenlerin meseleyi özel olarak çalışmadıklarını sadece bir fıkhi konu olarak hakkında görüş beyan ettiklerini düşünüyoruz. Eğer konuyla ilgili olarak sadece bu cümle bulunmuş olsaydı bu lafızcı yaklaşıma hak verilebilirdi. Oysa hadis-i şerif diğer hadislerle ve ayet-i kerimelerle birlikte düşünüldüğünde asla böyle bir sonuç çıkmaz. Sadece hadis-i şeriflerde bile Resulullah Ramazan'ın tespiti için üç farklı yöntem öneriyor. Rüyet yani hilali gözle görme, bu olmazsa Şaban'ı 30'a tamamlama ya da yine bu anlamda takdirde bulunma yani Resulullah Efendimiz hesaba zaten kapı açmış. Peki bazı alimler rüyette neden ısrar ediyorlar? Efendim hadisi şerifte emir var emir vücub zorunluluk ifade eder. Bu sebeple hilal görülmeden Ramazan ya da bayramlar tespit edilemez diyorlar. Bu görüşün parçacı bir yaklaşımın sonucu olduğunu geçen yıllarda ilmi delilleriyle birkaç kez anlatmaya çalıştık. Böyle bir görüşe sahip olmanın bir sebebi de rüyetin zorunlu bir ibadet ve asıl yani taabbudi bir hükümmüş gibi algılanması. Oysa fıkıhta hükümler amaç ve araç diye ikiye ayrılır. Rüyet bir amaç hüküm değildir. Amaç olan Ramazan'ın doğru tespitinin aracı bir hükümdür. Bunu Resulullah'ın işaret ettiği yöntemlerden hangisiyle en isabetli yapabiliyorsanız amaca ulaşmak için o aracı kullanırsınız. Hicri 5. asırdaki bir alim sübki bunu bizden çok iyi kavramış ve eğer bir gün hesap rüyetten daha kesin sonuç verirse o zaman rüyete itibar edilmez. Hesapla hareket edilir çünkü rüyette ittifak sağlanacak kadar bir kesinlik oluşmuyor diyebilmiştir. Suudi Arabistan'ın bu konuda şer'i bir ölçüyle hareket etmeyi benimsediğini sanmıyorum. Rüyet deyip kendi hesaplarına göre davranıyorlar. Bizce Türkiye'nin hatası da hesap deyip rüyete göre davranması, yani rüyetin taabbudi ve zorunlu oluşu önyargısı, Ramazan'ı rüyetle başlatalım ama rüyetin ne zaman gerçekleşeceğini de hesap edelim deniyor. Oysa kavuşum denen olayın yeni ayın başlangıcı olduğu kevni ayetlerin bize gösterdiği itiraz edilemez bir gerçektir ve kavuşum 100 yıl sonrası için bile saniyesine kadar tespit edilebiliyor. O halde ibadetle ilgili günlerin tespitinde kavuşumun esas alınmasına başka makul ve ilmi hiçbir yöntem yok. Herkes bu noktaya gelecek ama biraz geç kalmış olacağız. Kur'an-ı Kerim'de Allah defalarca güneşin de ayınla çok dakik bir hesapla hareket ettiğini, her ikisinin de zamanı ve hesabı bilmenin ölçüsü olduğunu söyler ama bizim bütünü göremeyen bir yaklaşımla rüyete kilitlenmemiz bunları anlamamıza engel oluşturup duruyor. Kısaca bu ihtilafın bir sebebi bizim ilmi geleneğimizin kesintiye uğramasıysa bir sebebi de Müslümanların halihazırdaki başsızlığıdır. Eğer İslam ülkeleri içerisinde İslam'ı inanarak uygulayan ve kendi iktidarından önce İslam'ı düşünen, onun hamisi olan halifeli bir devlet bulunmuş olsaydı, o zaman diğer ülkelerdeki Müslümanlar kendi yöneticilerinin düzenlemelerine değil, halifeli İslam ülkesinin söylediğine itibar ederler. Bu devletçikler de aksine hareket edemez olurlardı. Faruk Beşer, Yeni Şafak